Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, ülkemizin en büyük beka sorunları nelerdir sizce? Vallahi saymakla bitmez. O kadar mı çok hocam? En başta ekonomi. Ekonominin neresini saysak? Ekonomi, Merkez Bankası eksilerde. Hele şu anda borç para bulma peşinde iktidar. Ülke ekonomisi üretime dönük yatırımlar yapılmamış, işsizlik artmış, orta sınıf kaybolmuş, zengin çok zengin, fakir çok fakir duruma düşürmüş, enflasyon almış başını gidiyor ama hükümetin TÜİK yoluyla daha düşük göstermesi falan aldatıyor insanları. Evet. Dolayısıyla ekonominin birincil olmasının nedeni halk ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Onlar da işte emekliler, dar gelirliler, işçiler, köylüler, esnaf bunlar. Orta sınıf 20-30 yıl önce daha iyi durumdayken şimdi kalkmış durumda. Yoksul, tam yoksul, zengin, tam zengin. Yoksul da bu ekonomik düzenden dolayı zam yapıyormuş gibi olsa bile hep sonuçta cepten gidiyor. Bunu 20 yıl, 30 yıl önceki değerlendirmelerle karşılaşacak. İşte aldığın maaşla işte 20 yıl önce kaç altın alıyordun, çeyrek altın. Şimdi kaç altını hemen ortaya çıkıveriyor. Yani hep cepten gidiyor şey. Maalesef. Eskiden işte 60'lı 70'li yıllarda bir baba çalışıyordu. 4 kişilik 5 kişilik aileye parası yetiyordu. Eskiden 60'lı yıllarda böyle yani devlet memuru olmak için insanlar uğraşıyordu. Günümüzde ise anne çalışıyor, baba çalışıyor, öğrenci olan çocuk çalışıyor. Ailenin tüm bireyleri çalışmasına rağmen karınlarını zor doyuruyorlar. Yani sinema yok, tiyatro yok, eğlence yok. Refahtan yok. Sadece karın toplumlar. Bir de onu devlet şeye çevirmiş. Zam yaparken emekliye, dar gelirliye Türk işin şeyi gibi açlık sınırı asgari ücret deniyor da insan açlık sınırı. Yani insanlar açlıkla söz edilemez ki. Yani biz 10 dünya ülkelerin içinde ilk 10'a, ilk 20'lere giriyorduk. Dolayısıyla bizim refahtan, sanattan, edebiyattan, eğlenceden falan söz etmemiz gerekirken sadece telaffuz edilen şey açlık sınırı, asgari ücret. İyi de asgari ücret bir taban olabilir ama yoksulluk sınırı 33-35'lerde. Demek ki biz o yoksulluk o sınırı değildir. Bir başka adı vardı onun. Neydi? Bir asgari ücret 11 bin yapıyorken bunu ben şöyle anlıyorum. Bu en düşük maaş. Yani tüm dar gelirli onu alacak ama onu niye telaffuz ediyoruz? Bizim şeyi telaffuz etmemiz lazım. Tokluk sınırı dediğimiz açlıkla niye konuşuyoruz ki gelişmiş ülkelerde? Biz Afrika ülkesi miyiz? Ya da Pakistan, Hindistan mıyız? Böyle gece kondularda yaşayan, açsız dolaşan, sokaklarda yaşayan Amerika'dakiler gibi. Onu niye konuşuyoruz? Gelişmiş ülkeyiz madem ki. Oysa o topluluk sınırı dediğimiz 35 bin lira falan olanı refah payını baz almamız gerekiyor ki onun üstünde ne kadar şey yaparsak işte bir ev sahibi olmak, bir araba sahibi olmak gibi
yazın 10 gün ve bir ay içinde tatil yapabilmek ancak onunla mümkün. Dolayısıyla bu günlerde de işte zam enflasyon ilk 6 aylığın Temmuz ayı zamları falan konuşuluyor. Burada en çok da işte EYT'liler var, şeyler var. Emekliler en zor durumda. Asgari ücret bile alamayan insanlar var. En son işte 5'ten 7.500'e falan çıkarıldı. Ama asgari ücret en az alıyormuş gibi lanse ediliyor. Oysa asgari ücretin altında, yani açlık sınırının altında alan insanlar da var. Oysa biz ne diyoruz? Açlık sınırını niye baz alıyorsun? Yani askeri ücret zaten en alt, onun altında ücret olmaması. Verilmemesi zaten gerekiyor. Zaten onu alan aç oluyor. Evet, altında biz, alan. Biz aç insanı mı konuşacağız yani? Ekonomimiz yani. İlk 20'lere giriyoruz, gelişmiş diyoruz ya. Dolayısıyla bizim topluluk olan 35 bin lira ile 50 bin lira arasında almamız lazım ki karnımız tok olacak. Ondan sonra ikinci bir ayakkabı, üçüncü bir işte biraz biriktirip de o 20-30 yılda bir ev sahibi olalım falan gibi yapmamız gerekiyor. Oysa yoksul hep yoksul. Bir de enflasyonun üzerinde zam yapılmıyor. TÜİK'in hesaplarıyla hayatın hesapları, pazarın hesapları birbirini tutmuyor. Güncel değişirken fiyatlar pazarda, biz 6 ayda bir güncelleme yaparak, o da TÜİK ayarlamasıyla, yani Mayıs'ta Mayıs'ta bir gaz şey yaparak fiyatları düşürüyoruz ya da TÜİK'in aldığı hesaplardan hazı çıkarıyoruz. Enflasyon 40'ın altına düşüyor. Bir de Haziran'da da aynı taktiği giderek böylece 39'lara, onun yarısını böyle 6 aylık işte %17 ile 19 arasında emeklilere ver. Ama pazar öyle demiyor. Ya da ENAK'ın yaptığı şeyler %100'lerin üzerine %120 falan çıkıyor. %8'lerin üzerinde. Aynen, en son. Evet, ikinci bir beka sorunu laikliği söylememiz gerekiyor. Yani Cumhuriyet'in kazanımlarından birisi laiklik. Ama mevcut iktidar işte cemaatler, tarikatları tekrar serbest bırakarak bir de iktidar yargıyı, yürütmeyi yasamayı da yönetir hale geldiği için, bütününü aldığı için devlet partisi gibi devletin bütün olanaklarını kullanan bir parti yönetimi şeklinde. Dolayısıyla parti devleti mi olduk yani hocam? Evet, parti devleti olduk. Dolayısıyla laiklik hiç telaffuz edilmiyor. En son örneklerinden birisi de okullara, yani halkın anlayacağı dille, imam atanması falan. Oysa din kültürü ve eğitimi öğretmenleri var. İsteyen istediği dini alıyordu bilgi. Ama imamların okulda eğitimle ne ilgisi var bilmiyoruz. Zaten halkın arasında Kur'an kursu var, camisi var, şeyi var, eğitimini yapıyor. Yani bu ne demektir? Laikliğin ortadan kaldırılıp şeriata doğru işte bir İran'a doğru, bir Suriye, Suudi Arabistan'a doğru bir kayış, o tarz bir toplumsal yapıyı kurmak çalışmaları. Onun dışında işte bu devleti ele geçirmekten, işte yargı yürütme yasa devletin kontrolü altında olunca saraya bağlı bir devlet yönetimi, adalet anlayışı, demokrasi anlayışı neredeyse yok denecek kadar. Yasaları kendilerine başka, karşı tarafa başka.
dilde hani ayrıştırma dili kullanıldığı için öteki olduğunuz zaman en küçük bir hatada, hatta demeyelim, onlar yanlışı buluyorlar zaten, soruşturulup içeride gününüzü geçirirken kendileri ne kadar büyük yanlışlık, olumsuzluk yaparsa yapsın hemen hiçbir işlem yargı tarafından yapılmadan iktidarını sürdürüyorlar. Yani böyle şeyi say say bitmez, olumlu pek bir şey gözükmüyor. İnşallah tekrar Cumhuriyet'in kazananlarına geri döneriz diyoruz. İşte o şeylerden, Cumhuriyet'in kazanımlarından, şeker fabrikalarıdır, SK falan, bunların hepsi özelleştirilmiş durumda. İşte hastaneler, köprüler, yollar, çocuklarımız bile borçlandı. Şimdi de İzmir Limanı'nın Katarlılara satılacağı konuşuluyor. Hatta bakan kendisi açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Valla şimdi her gün yeni bir şey duyuyoruz. O konuda ayrıntılı bilgiye sahip olmadığım için geçmişte yaptıklarından ancak işte koyları, köprüleri, arazileri İstanbul Boğazı'na paralel yapacağı kanal İstanbul'daki arazilerin satılması, işte Telekom'un, Ordu'nun palet fabrikasının, tank palet fabrikasının gibi onlardan hareketle söyleriz. Yani satabilirler, mümkündür. Çünkü Körfez'den dolar alabiliyorlar, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan falan. Her şey mümkün. Ellerinde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.